Merhaba sevgili koçlar ve yükselen burcu koç olanlar. 27 Kasım 3 Aralık haftasına hoş geldiniz. Sevgili koçlar, evet güneş yay burcunda ilerliyor. Ay dolunaya doğru bu hafta ışığını büyütüyor. Hafta başında ilk iki gün ay balık burcunda olacak. Sevgili koçlar biraz böyle içe dönük enerjilerle bu haftaya başlayabilirsiniz. Satürn ve Merkür yay burcunda kavuşuyor. E, düşüncelerimiz biraz daha ciddi ve karamsar olabilir. Sizde eğitim, yüksek eğitim, iş, uluslararası işler, hukuksal sağlık konularda bu hafta belki ciddi yazışmalar, görüşmeler içerisinde olabilirsiniz. Ay ortası, hafta ortasından itibaren ay artık Koç burcuna geçmiş olacak. Çarşamba günü ve Perşembe akşamına kadar olan süreçte ay Koç burcunda biraz daha enerjinizi yükseltecektir. Daha girişken, daha cesur olabilirsiniz. Ancak sabırsız ve dürtüsel davranmamaya çalışın. Evet perşembe akşamından itibaren Ay Boğa burcuna geçiyor. Ee, ve artık cuma akşamından itibaren de Dolunay etkileri iyice güçlenmeye başlayacak. Hafta sonunda e, pazar günü Ay İkizler burcunda Dolunay fazına ulaşmış olacak. Aynı günde e, yine Yay burcundaki Merkür'ün Retro hareketi başlıyor. İkizler Burcu'ndaki dolunay etkileri 3 gün öncesi 3 gün sonrası çok yoğundur. Dolayısıyla özellikle hafta ortasından itibaren biraz hayatınızda haber trafiğinin arttığını hissedebilirsiniz. Çünkü 3. evinizde bir dolunay var. İletişim, eğitim, seyahat, yakın çevre ilişkileri, kardeşler, anlaşmalar, sözleşmeler gibi konularda ee, dolunay yoğun bir enerji ortaya çıkarıyor. Ancak dikkat etmeniz de gerekiyor çünkü Merkürün retroya geçmesi dolunay yöneticisi aynı zamanda Satürnle birleşmesi biraz kısıtlama ve engel yaratan bir enerjidir. Ee, bu bazı seyahatleri erteletebilir, bazı eğitim konularında sorun çıkarabilir, trafikte dikkat etmeniz lazım. Dolunay aynı zamanda Neptün'den de kare açı alıyor. ...cuma günden itibaren bu etki yoğunlaşacak. ve Önümüzdeki hafta ortalarına kadar... E, ...Neptün etkisi biraz zihinsel olarak karmaşa ve dalgınlık da yaratabilir, unutkanlık yaratabilir. Ya da duyduğunuz... E, ...haberlerde... E, ...bu dönemde biraz böyle yanıltıcı... ...konular şu gündemde olabilir. E, her duyduğunuz şeye inanmayın. Doğruluğunu araştırın. Özellikle... E, ...bir anlaşma ya da sözleşme imzalayacaksınız, imza atacağınız konularda güvenliğe çok e, önem vermelisiniz. E, kuşkularınız varsa ya da bazı böyle endişeleriniz, kaygılarınız varsa biraz beklemekte fayda var. Bir aralıktan itibaren Venüs de yay burcuna geçiş yapıyor. Venüs yay burcunda biraz daha özgür enerjiler verecektir. Sizin için olumlu bir pozisyonda olacak Venüs. E, tabii ki Değişik insanlarla tanışma arzumuzu arttırabilir bu Venüs geçişi biraz macera perest bir yanı var seyahatleri de gündeme getirebilir ve bu e, seyahatlerde yabancı kültürden kişilerle de önümüzdeki dönemde özellikle Aralık sonuna kadar olan süreçte daha fazla tanışma görüşme imkanınız olacak sevgili koçlar önümüzdeki hafta görüşmek üzere hoşçakalın.